Anıl topu önünde bulur mu? Tehlikeli bir pozisyon. Anıl ceza sahasına girdi. Şut. Kaleci Mesut. Takip etmek istiyorlar. Güzel hareket. Ceza sahasına girmek üzere. Ceza sahasına girdi. Anıl şutunu çekiyor. Top direkten döndü. Derinlemesine bir pas. Tehlikeli bir pozisyon. Kaleciden sıyrılabilir mi? Topu vuruyor ve gol. Gol geliyor. İki oyuncu ceza sahasından kaleye doğru yöneldi. Kaleye doğru yöneldiler. Son çabaları yetersiz olduğu Kurşunlu Belediyespor'da. Belediyespor'da önce beraberliği yakalamak için elinden gelen mücadeleyi yapar mı? Anıl topu göğsüyle kontrol etti. Ceza sahasına doğru gidiyor. Gol vuramamış oldu Anıl. Kaptan Burak Kurttekin yine tehlikeli bir pozisyon ve penaltı kararı geliyor. Kurşunlu Belediyesporlu oyuncu topu vurmak isterken top yerden sekti, eline geldi. Dokuzuncu dakika. Hakem işaretini verdi. Anıl geliyor. Ve sağ taraftan topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a taşıdı. 1074 Çankırı Spor. Abdullah şut. Kafayı vurdu. Orada baskı var. Topu kontrol etti. Tehlikeli bir pozisyon. Pas geçti. Canberk vuramadı. Şen atak. Anıl arka tarafa doğru gönderdi. Kafa vuruşu gelir mi? Spor Kurşunlu deplasmanından 3-1'lik skorla ayrılmıştı ve 3 puan alır mı? Pasını da verdi. Şahin destek vermişti. Tekrar Anıl'da. Abdullah şutunu çekiyor. Kaleci Mesut'un kucağına giden top. Uzaklardan bir şut. De top İsmail şut denemesi. Şut geliyor. Parmaklarının ucuyla ve ikinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Uğur. Top Uğur'da. Uğur pasını veremedi. Orada Aykut'tan baskı vardı. Mehmet Yılmazoğlu dahil edilecek. Bu arada bir gol pozisyonu daha. Anıl top hala Anıl'da. Kaleye bıraktı. Şut geliyor. Yatarak müdahale. %100'lük bir gol pozisyonuydu. Orada Uğur'un baskısı vardı. Pası da Anıl'la buluşturdu. Tehlikeli bir pozisyon. Golcümüz Murat Bahadır atacak mı bunu? Büyük bir avantaj yakalamış olacak. 1074 Çankırı Spor hem bir maçı eksik hem zaten 3 puanı da alınca üste ve fikstür avantajı da var. Bir gol pozisyonu daha Murat Bahadır. Baskı var orada. Pasını verebildi. Uzaklardan Canberk bir şut denemesi. Tehlikeli bir pozisyon, geçmiş değil. Kurşunlu Spor adına tehlike devam ediyor. Pasını verdi. Kaleye mi gönderecek? Kaleye gönderdi. Hani zor şartlarda mücadele ediyorlar. Baskı var Canberk'ten. Anıl yerde kaldı. Tehlikeli bir noktada ve topun başında kalede Mesut dikkatli. Hüseyin Emre şut ve kaleci Mesut döndürdü. Ama işine de artık son dakikalar, uzatmalı bölümünde de kendisi gitme çabasındaydı ve 90 dakika bitti diyor Bekir Taşöz. Çankırı Atatürk Stadyumu'nda goller ilk yarıda gelmişti. İsmail'in golü, hemen ardından da tartışılan penaltı pozisyonunda Anıl topun başındaydı ve 2-0'lık avantajı yakaladı.